Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında konum belirleme, eş doğru parçası konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumu büyütüyorum. Konum belirlenirken kimin konumu soruluyorsa o nokta sabit kalacak. Diğer nokta onun yanına taşınacak. A noktasının B noktasına göre konumu B'nin 4 birim solunda 4 birim yukarısındadır. Geliyoruz arkadaşlar B'den 4 birim sola 4 birim yukarıya gidiyoruz. Ve A noktası bize burası olarak geliyor. Aynı uzaklıkta olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir. Ve arkadaşlar bu sembol ile gösterilir. AB arası 3 birim, CD arası 3 birim, Geliyoruz A B ile CD'ye arkadaşlar. Aynı uzaklıkları sahip olduğu için bu işaret ile gösteriyoruz. MN ve KL de aynı uzaklıkta olduğu için arkadaşlar onu da bu işaret ile gösteriyoruz. 247 ve 248. sayfalardaki etkinlik sahnesi 44'ü yapabilirsiniz dedi. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen noktaların, noktaların belirtilen yön ve miktarlardaki yeni konumlarını belirleyiniz demiş. Geliyorum arkadaşlar. 4 birim sağ, 3 birim aşağı diyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Burası oluyor. ve Burası B noktası olarak geldi. Ya da arkadaşlar buraya A diyelim. 2 birim sol 4 birim aşağıya 1 2 1 2 3 4. Burası bana yeni B noktası olarak geldi. 5 birim sol 4 birim yukarıya 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Yeni C noktamız arkadaşlar burası oldu. 3 birim sağ, 2 birim yukarı. 1 2 3 1 2. D noktamda arkadaşlar burası oldu. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen A noktalarının konumlarını B noktalarına göre belirleyiniz demiş. Geliyorum bakıyorum arkadaşlar. B noktalarına göre belirleyeceğimiz için B sabit kalacak. B'den gideceğiz yani. 1 2 3 4 5. 5 birim solunda. Buraya geldim. B sabit kalıyor. 1 2 3 4 5. 5 birim sağa gidiyoruz. Yani 5 birim sağında. 1 2 3. 3 birim yukarısında. Buraya geldim. B sabit kalıyor arkadaşlar. 1 2 2 birim aşağısında 1 2 3 4 5 6 6 birim sağında. 4'e geldim. 1, 2, 3. 3 birim aşağıya indik. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş birim sola gittik arkadaşlar. Beş birim solunda dedim. aşağıdan aşağıdaki noktalı kağıtta verilen noktalara göre istenen konumları belirleyiniz demiş arkadaşlar. A noktası B noktasının bakıyorum şimdi B sabit kalacak. Kaç birim gidiyoruz? 1 2 3 4 5 6. 6 birim sola, 1 bir birim 1 bir birim yukarıya. Baktığım zaman doğru. D noktası G noktasının demiş arkadaşlar. G buradan. G sabit kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birim. Solunda bakıyoruz kaç birim yukarıda? 1 2 3 4. 4 birim yukarısında. F noktası H noktasının H'den gidiyoruz. 1 2 3 4. 4 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 birim aşağı, 9 birim solunda dedik. C noktası D noktasının demiş. D sabit kalıyor. C'den bakacağız. Pardon. D sabit kalıyor. D'den bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 9 birim sağında, 5 birim yukarısında. E noktası F noktasının demiş arkadaşlar. F'den bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 birim, 4 e, birim sağında. 1, 2, 3. 3 birim arkadaşlar yukarısında oluyor. Burada 2 demiş bakalım. 1, 2. Evet 2, 2 birim yukarısındadır. Şuradan 6'dan devam ediyorum. H noktası B noktasının demiş. Bakalım H noktası B noktasının neresinde? H burada. B burada arkadaşlar. B'den gidiyoruz. 1, 2, 3. 3 birim aşı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim arkadaşlar. Sağında oldu. B noktası E noktasının demiş. B noktasına bakacağız. E noktasında durup 1 2 3 4 5. Burası arkadaşlar direkt 5 birim yukarısında oldu. G noktası A noktasının bakalım. G nerede? Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim aşağıya indik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birimde sağa kaydık arkadaşlar. Yani G noktası A noktasının 9 birim aşağısında 10 birim sağındadır. F noktası C noktasının demiş. C'den C'de sabit kalıp F'ye bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim aşağıya indim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim aşağıya indik. 8 birim sola kaydık. G noktası D noktasının D'den sabit durup G'ye gideceğiz. 1 2 3 4 4 birim aşağıya indim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani G noktası D noktasının 4 birim aşağısında 9 birim sağındadır. Aşağıdaki kareli zeminde A noktası verilmiştir. Buna göre istenen konumları belirleyiniz demiş. A noktasının 2 birim aşağısında 6 birim solunda B noktası vardır. Şimdi bakalım. 2 birim aşağı. 1 2. 6 birim solu. 1 2 3 4 5 6. Burada arkadaşlar B noktası var. B noktasının 10 birim sağı Geliyoruz 10 e, birim sağa gideceğiz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bir, 10 birim sağa 4 birim yukarısı. 1-2-3-4 Bir, Burası arkadaşlar C noktası. C noktasının 5 birim sağında 8 birim aşağısında D noktası vardır demiş. 5 birim sağa gidiyorum. 1 2 3 4 5 8 bir iki, üç, dört, beş. Sekiz birim aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada arkadaşlar D noktası vardır. Geliyorum. C noktası B noktasına göre demiş. C burada, B burada. Ne kadar aşağı iniyoruz? Bir pardon, B'den B'de sabit kalıyoruz. Bir, şurayı kapatalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim sağa gittim. 1, 2, 3, 4. 4 birim yukarı gittim. D noktası A noktasına göre demiş arkadaşlar. A'da sabit kalıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 birim aşağıya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birim de sağa gittim. A noktası C noktasına göre demiş. C'den A'ya gidiyorum. 1 2 3 4. 4 birim sola. 1 2 2 birim de aşağıya. Geldik. Aşağıda kareli zeminde çizilen doğru parçalarını, eş doğru parçalarını çiziniz demiş arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Burası bire birden gittiği için buna eş doğru parçası budur. Burası 1, 2, 3, 4. 4 birim uzunluğunda dolayısıyla geldim. Yani buraya 4 birim uzunluğunda çiziyorum. Bu arkadaşlar 1'e 2 olduğu için 1'e 2 çizdim. Bu 1, 2, 3, 3 sağa 1, 2. 2 yukarıya. Yani şu şekilde. 1, 2, 3. Buradan başlayıp buraya geldim. 2 de yukarıya gittim. 1 yukarı, 1, 2, 3. 3 sola. Yani buradan 1 yukarı gittim. 1, 2, 3. 3 sola gittim. Ve eş parçası bu oldu. 1 yukarı, 2 sola. 1 yukarı, 2 sola. Bu oluyor. 1 2 3 4 4 birim arkadaşlar çizdim. Aşağıdaki kareli zeminde çizilen eş doğru parçalarını bulup sembol ile gösteriniz demiş. Şimdi A B'ye bakalım. Burası 1. Burası arkadaşlar 3. Burası 3. Şöyle yapalım. Burası 3. Burası 1. Yani AB KL ile eş. Bir tane daha 3'e 1 var mı ona bakalım. Burası 3, burası 1. KL de EF ile. Yani bu 3'ü arkadaşlar eş oldu. CD'ye geldim. 1 2 3. Burası 3 birim. Burası 3 birim. Burası da arkadaşlar 3 birim. Yani CD GH'ye eş GH de JK'ya RS'ye geldim 1, 2, 3, 4 Burası 4 birim arkadaşlar Burası 4 birim ve burası 4 birim Yani LM RS'ye eş RS'de NP'ye eş bu 3 doğru parçası eş doğru parçaları oldu. TV'ye geldim arkadaşlar. TV nerede? 1, 2, 3, 3 aşığı, 3 yana. Burası 3 aşığı, 3 yan olduğu için TV eştir YZ'ye. YZ eş eştir ŞV'ye. Dedik. Son etkinliğime geçiyorum. Aşağıdaki kareli zeminde verilen doğru parçalarına eş doğru parçaları çizilecektir. Buna göre bu doğru parçaların hangi iki mavi noktadan çizileceğini belirleyiniz demiş. 1, 2. Burası 2 birim. Burası arkadaşlar 4 birim. Yani 2'ye 4 olacak. Geldim. Doğru parçamı bu şekilde çizdim. Yani hangi noktalardan geçiyor? E ile L noktalarından geçmelidir dedik. Buraya geldim. Burası 2 birim. Burası arkadaşlar 6 birim. Çiziyorum. 2 6 olduğu için arkadaşlar buradan geçecek. Yani K ile E noktalarından geçmelidir dedik. Buraya bakıyorum. Burası 3 birim. Burası 5 birim. 3'e 5 arkadaşlar. Onlar da buraları oldu. D ile F noktalarından geçmelidir dedik. Burası 1 bir birim. Burası 3 üç birim. 3'e 1. Bir. Geliyorum çiziyorum. Burayı E, C olarak buldum. Yani E ile C noktalarından geçmelidir. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.